Gönüller takımındaki sayı dengeleri karışıyor ve bununla alakalı adada Ayşe ile Aleyna Çalışkan arasında bir tartışma yaşanıyor. Bakalım neler olmuş. Zora galiba iki gün düğüne yok diye bir haber geldi bize doktorumuzdan. Daha önce Poyraz'ın da başına bu gelmişti. Poyraz yokken ismi çıkmamıştı evet ama oy zaten kullanamıyordu. Ben dedim ki Dora'nın şu an hani yazılma eğer kaybetmemiz durumunda Dora'nın yazılma pozisyonu olduğu için dedim ki acaba Dora yokken tamam oy kullanamıyor ama ismi de yazılabiliyor mu onu merak ettiğim için belki bilen vardır diye sordum. Bir şey diyeceğim şimdi Dora gelmeyecekse ikinci oyunda oy kullanamayacak o zaman. Aa o nasıl oluyor? Ha hesap kitaplar sen bir kere sen yok. Bir kere Aleyna Ç'de sazan balığı gibi atladı. Kendi isminin sürekli böyle potaya yazılmasından rahatsız olmuş. Artık bunu alaya vurmuş vaziyette. Şimdi de Ayşe biz kazanmayı düşünüyor. Sen niye öyle oldun? Nasıl satacaksın beni potaya? Poyraz hastayken gel, hem orada yoktu, hem oy kullanamadı, hem kendi düşüncesiyle bence olmadı. Ayşe hadi şimdi doğruları söyle ya. Potadan sağ çıkmanın verdiği böyle bir özgüven var galiba kendinde. Her şeyi dalgaya vurmuş. Buranın Survivor olduğunu unutmuş vaziyette. Doğru söylüyorum ya. Üç Aleyna oldu şimdi. 4 olup onu nasıl beni potaya sokacaksın? Aleyna, 3 siz farklı isim yazsanız, 3 biz aynı ismi de yazsak sonuçta sen de çıkıyorsun, o yazılan isim de çıkıyor. Evet, ama işte iki isim çıkıyor. Sen de bu küçük sonra hesabı yapmış olabilir miyim yani? Bu 7 kişi kaldığında SMS birincisi de Ayşe dermiş. Desin. Desin. Sence onu takacak bir pozisyonda mıyım ben? Yani bilemem. Ben kesinlikle bu konuda onlarla ilgili böyle bir çatışmalara falan girmek istemiyorum. Arada bir Aleyna Kalaycıoğlu'nun da Çalışkan'ın da bir laf sokma çabaları oluyor. Steve'i de aralarına almışlar. Bununla ilgili yani Steve'le bir sorunum yok. Steve'le zaten tartışıyoruz genelde. Böyle alıştık birbirimize ama yani onlardan geldiği zaman artık ben bir tepki vermek bile istemiyorum. Çünkü iyicene işin ciddiyetine girmeye başladım. Şampiyon olmayı gerçekten istiyorum. İkinciyi kaybederse şey kimi yazarız falan. Falan filan diye düşününce. Onu düşünmedim şu an. Dedim ki adam... Ya ben onu hiç konuşmuyorum, düşünmüyorum. Evet, yani adam gerçekten yatılı gitti ya. Oyun kullanabilecek mi? Veya yanlış bir zaman bizim kalp büzdüğümde SMS birinciliği onun SMS atılabilecek mi? Şunları bence düşünmeyelim şu anda. Bence de aynen. Yani bir oyuna gidelim. Oyunun sonucuna göre de konuşuruz. Gerçekten kazanacağımızı düşündüğüm için. Ben onu düşünüyorum. İsim yazmayı falan hiç... Hiç düşünmedim ya. Dün de öyle çıktı. Bu hafta o hafta ya. Bu hafta gerçekten o hafta. Bu hafta ya. Ayşe nasıl diyor ama? Kofraya yiyecektim ya. Nasıl olacak ki eleme? Diyor ya. Şimdi Dora olmadığı için bir oy eksik mi olacak acaba? Ben hiç öyle şeyleri düşünmedim biliyor musun? Yani ben şurada konuşurken ya şey yapıyoruz ya işte ne bileyim alacağız diyoruz motivasyonu arttırmaya çalışıyoruz. Çok değişik. Dora yok. O yatamayacak. Ne oldu? O zaman 3 tane Aleyna oldu. Eyvah. Böyle şeylere gerek yok. Oyuna odaklanmak gerekiyor. Oyunu almamız gerekiyor ve oyunu alma psikolojisiyle gidip oyunu kaybettikten sonra kimin ismini yazacağız diye böyle bunlara girmek gerekmiyor. Bence saçma. Sen deme ya, lafını yapıştırıyorsun. O zaman iki kişi potaya giriyor. Nasıl? Bizden böyle bir şey kötü bir şey mi? Nasıl iki kişi potaya giriyor? Dora eğer oy kullanmazsa? Onun da ismini yazılmıyor ki. Yazılıyor mu? Ne oluyor? Yazılıyor canım. Ben de yazılıyor. Ben Poyraz'ın gelmeden sonra Poyraz çıkmıştı sanki. Daha önce de Ayşe bunun lafını yapmıştı. Seninle potaya gireceğim günleri bekliyorum demişti. Yani hangi amaçla yapsını bilmiyorum ama galiba benimle potaya girmekten de korkuyor olabilir. Ya da gıcıklığına da yapıyor olabilir. Evet, yani Dora'nın olmayacağı haberi tabii takımı biraz Aleyna Çalışkan'ı karıştırdı. Aleyna Çalışkan da yani böyle çaktırmadan bir zil takıp oynayası geldi yani. Değil mi? Mutlu oldu çünkü. Bir anda ya. En azından yanına ya adaylar gelecek ya da ne derler? Farklı isim. Farklı isim ya da sayı bulunamayacak falan. Ama Aleyna Çalışkan şunun farkında değil ki eğer Dora olmazsa bence Aleyna Çalışkan'ın orada geçebileceği bir yarışmacı artık yok. Steven Berkay? Berkay'ı söylemiyorlar zaten. Evet. Belli olmaz bu hafta. Berkay'ı söylemiyorlar. Steven şu noktada Aleyna Çalışkan'dan önce giderse ben buna haksızlık derim. Yazık derim tabii. Yani. Böyle bir noktada Aleyna Çalışkan Dora yok diye üzüleceğine, sevineceğine aslında üzülmeli. Ya aslında çünkü orada Aleyna Çalışkan bence kalmayı hedeflediğinden ya da Aleyna Çalışkan'ı zannetmiyorum ki böyle ben şampiyon olayım, son ikide olayım gibi
bir yerde ve bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum da. O zaman düşünmüyorum ne da. Yoruyorsun ki kendini? Yaz bir şey değil mi? Dön eve otur evinde. Şey tamam ne kadar kalırsan aslında senin için o kadar bak, avantajlı bakıyor avantajı olabilir. Var? Ben... Ne avantajı var? Ya Birleşme Partisi'ne gitmeyi hedefleyen insanlar da var Hakan şimdi. Yani ama işte açık konuşalım. Şimdi ünlüler değilse... Benim amacım Birleşme Partisi diyen bir sürü yarışmacı vardı. Ya sen ona bakma Birleşme Partisi diyor da o öyle bir şey ki. Tamam sonra ya mesela istedikçe daha fazla. Ben bir araba alayım dersin, arabayı alırsın. Sonra ben bir ev alayım dersin, ev alırsın. Sonra bir evde alayım. Ya hayat böyle bir şey. Ama biraz gerçekçi düşünmek lazım. Şimdi Aleyna sizce bunun bilincinde bir insan değil midir? Yani orada Poyraz var, İsmail var, Batuhan var. Bunlar çok iyi yarışmacılar. Aleyna kendi potansiyelinin mutlaka farkındadır. Ama ne kadar kalırsam benim için kârdır diye bakıyordur muhakkak. Biraz daha gerçekçi düşünürsek. Ben orada Aleyna'nın sadece espri yaptığını düşünüyorum. Bu arada Ayşe bu durumu sorgulayabilir. Ya hani takım içerisinde biz bunu konuşuruz ya şimdi SMS oylaması nasıl olacak? Kim kimi yazacak? Nasıl çıkarız? Ne yaparız gibi. Bu konuşmalar konsey öncesinde zaten her türlü dönüyor. Ayşe'nin bu durumu sorguluyor olması kadar daha doğal bir şey olamaz. Fakat... şunu da hatırlamak gerekir ki şimdi Aleyna ile orada bir çelişkiye düşüyorlar ki Aleyna da zaten bence espri yapıyor. Hani hemen şeylere kulislere başlandı falan tadında. Aleyna zaten yazılacağını biliyor ve dolayısıyla bir şeyden korkmuyor. Sadece Ayşe'nin gerildiği nokta işte beni koyarsanız koyun potaya aman ben korkmam ki. İşte onlar bu olayın dalgasını geçsinler. Yok özgüven saygı eleştirdiği noktada daha geçen hafta bunun esprisini yapan kişi de Ayşe'ydi. Hani sen Dora çıkar kim dedi? Dora'yla birisi SMS birincisi çıkar da o da Aleyna Kalaycıoğlu'nu söylerse amma gülerim diyen zaten Ayşe'ydi. Yani sen bu konusundan evet biri yalnız uyur da ben işte çok mutlu olurum gibi bir konuşma geçti. Sen bunun şakasını yapabiliyorken niye onlar mesela bunun şakasını yapamasın ki? Çünkü yüzüne söylüyor ya onu rahatsız ediyor. Evet. Tepki veriyor. Şimdi orada Aleyna Çalışkan da olsa Ayşe söylüyor. Arkasından konuşmaktansa yüzüne söylesin bence daha iyi. Senin için öyle ama oradaki için cevap vermek oradayken hakkı. Aleyna Çalışkan da yalnız duyacağım dese Aleyna Çalışkan'ın yanında. O da ona orada tepki verir. Ya bir de yani bazı şeyler böyle şey yüzüne diyemeyiz. Söyleyince ama tartışmaya doğru. Mal verir. Yüzüne söyleyince. Ama arkadan espri olarak söylediğini düşünür o kişi mesela. O hı-hı. Kaynar gider mesela. Anladın mı? Ama mesela Aleyna'nın söylediği oradaki espri hemen kulislere başlanmış. Kim potaya girecek konuşmaları yapıyoruz derken ki o hani gülen yüzüyle söylemesi size bunun espri olarak geçmedi mi? Ya espri tabii ki. Ama Aleyna'nın söylemesi ama... manidar. Yani burada Aleyna bir anda öyle bir söyledi ki mesela ben de dedim ki hemen konuyu atladı gibi oldu böyle hani bir anda böyle şey yapınca Aleyna'nın hani, söylemesi manidar. Evet. Yani. Onu diyorum çünkü işte. En çok gitme potansiyeli olan evet. Aleyna ya. Şimdi ondan öyle bir şey çıkması manidar ya. Yani bunu kulislere söyleyebilir işte. Ha, ben yani. Ben burada hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Aslında espri ama bu durumu sanki daha çok ciddiye alan bir Ayşe var. Çünkü diğer bütün erkek yarışmacılarda herkes bunu ama böyle şey Ayşe şakasını bunu, geçiyorlar. Ayşe ciddiye alır. Çünkü Ayşe şu an en korkmayan kişi yani. Niye? Zaten performans has safhada. SMS'i zaten tamam işte, yüksek. O zaman ciddiye almazsan. Bir de Poyraz da kanka. Anladın mı? Hani Ayşe i̇şte rahat hani, yani. Potaya girmekten Ayşe, çekinmiyorsan normalde bunun için böyle bir tedirginlik hissedip de bunun tartışmasını yapmazsın. Belki usulü hani öyle bir konu açmasından da rahatsız olmuş olabilir Aleyna Hanım. Kim? O da olabilir. Aynen.